HDP'yi barajın altında bırakmanın formüllerinin arayışı içine girdiler. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Almanya'da partililerle buluştu. 7 Haziran öncesinde olduğu gibi seçim çalışmalarına yurt dışından başladı. Seçim kampanyası o kadar muhteşemdi ki, o kadar güzeldi ki saraydaki tadına doymamış olacak ki bir daha istiyor. 1 Kasım'da aynı seçimden bir daha istiyor. Demirtaş Almanya'dan yine oy istedi. 7 Haziran seçim sonuçlarını hatırlattı. Bütün ezilenleri bir çatı altında toplayan seçim beyannamesiyle elde ettiğimiz zaferi tesadüf, yanlışlıkla ortaya çıkmış bir sonuç olarak değerlendiriyor. %13'ü gerçekten de halk yanlış oy kullandığı için aldığınızı zannediyor. Demirtaş 7 Haziran öncesi partilerinin zorluklarla karşılaştığını açıkladı, eşit seçim vurgusu yaptı. Bizler eğer seçim döneminde 7 Haziran için söylüyorum, o kadar büyük baskılarla karşılaşmasaydık, adil, eşit bir seçim yarışına girmiş olsaydık, 7 Haziran'da %20'den fazla oy alabilirdik. O dönemde ateşkes vardı, savaş yoktu, cenazeler yoktu. Buna rağmen HDP'yi çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. HDP eş genel başkanı partilerinin baraj altında bırakılması için her şeyin göze alındığını iddia etti. 7 Haziran akşamından bu yana Türkiye'de artık anayasa, kanunlar askıya alınmış durumda. Seçim sonuçlarını tanımadı, tanımıyor. Kabul etmiyor. Parlamentoyu tanımıyor. Biz vatanın hainiymişiz, biz Türkiye'nin düşmanıymışız. 80 milyonluk ülkeyi tek başına yöneten, tek başına en önemli kararları alan kişi demokratmış. 1 Kasım zorlama seçimlerini dayatarak, halkın iradesini yok sayarak, tekrar bir seçim kararı alarak HDP'yi barajın altında bırakmanın formüllerinin arayışı içine girdiler. Demirtaş çözüm sürecini, terör olaylarını ve akan kanı hatırlattı. Ne değişti diye sordu. Aylardır çağrı yapıyoruz. Silahlar sussun diyoruz. 2,5 yıl Türkiye'de ateşkes uygulanmadı mı? 5 yıldır PKK ile masada olan siz değil misiniz? Peki ne değişti? Ne oldu da masayı devirdiniz? Bunu açıklayabiliyorlar mı? Hayır. Neden yeniden ateşkes ilan edilsin çağrımıza olumsuz cevap veriyorsunuz?